Evet, merhaba arkadaşlar. Bir Level Atladı'nın yeni bir bölümüne daha hepiniz tekrar hoş geldiniz efendim. Ben Erdem, Danganronpa 2'ye. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son ölü odasında kalmıştık. Hadi girelim bakalım. Ayağım takıldıktan sonra ellerimle duvara tutundum. Eğer hayatı tehdit eden oyunu kazanırsam, Oktagon yerine gidebileceğim, değil mi? Çıkış orada olmalı. Başardım. Sonunda başardım. Çıkışın nerede olduğunu buldum. Çıkabilirim. Bununla kaçabilirim. Bunu yapamazsın. Oraya girmemelisin. Aradığın şeyi orada bulamayacaksın. Bu doğru değil, Chiaki. Çıkış orada. Çıkış yok. Orada hayatı tehdit eden oyundan başka bir şey yok. Ve onu bitirsen bile sadece Monokuma'nın hazırladığı silahı alacaksın. Silah istiyor musun? Onu alınca ne yapmayı planlıyorsun? İhtiyacın var mı? Yürürken yüzünde çok yoğun ve endişeli bir ifade vardı. O yüzden seni takip ettim. Ve takip etmekle doğru olanı yapmışım. Hadi geri dönelim hacime. Tamam mı? Jackie önemli bir karakter. Böyle bir durumda bile yanımıza geliyorsa hikayede gerçekten önemli bir yeri var. Ölmeyeceğini düşünüyorum ama o oyunun beni şaşırtacağını da biliyorum. Chiaki ve ben üzüm evine döndük. Vücudum zayıflaştıkça, zayıf hale geldikçe daha da az mantıklı hale geliyordu her şey. Yani mantık da azalıyordu. Açlıktan ölmenin eşiğindeydim ve kaçacak hiçbir yer yoktu. Gerçekten buraya uzanmak ve bunu kabul etmek yapmam gereken şey miydi? Yoksa bu sabah sinirlenmeden edemedim. Herkesin önünde öyle şeyler söyledim ama eğer açlıktan ölmekten kastediyor bu arada. Açlıktan ölmeyi yeğlerim demişti çünkü birini öldürmek veya birinin öldürülmesinden ziyade. Burada da şey diyor. Bence açlıktan ölmek de çok iyi bir çözüm olmaz diyor. Bir şey yapmam lazım. Hem de bir an önce bir şey yapmam lazım. Sonra bir anda bilincimi kaybettim. Tiyatro mu gelecek yine? Oo. Şu sahneleri niyeyse çok seviyorum ya. Oyunun karanlığa bürünüp de böyle ani bir olayın olduğu sahneleri. Patlama oldu. Affedersiniz, sandalye gıcırtısıyla kulağınızı atıyorum. Ne kadar zamandır uyuyorum? Yakın mesafede gerçekleşen bir gürültü duyduktan sonra bilincimi geri kazandım. Yani uyandım. O ses de neydi? Bir deprem miydi? Ama yerin sallandığını hissetmedim. Belki de ben hayal ediyorumdur. Kafam karışmıştır. Ve onu mırıldandıktan sonra ne? Bütün enerjimi yine kaybettiğim gibi bir şey mi dedi acaba? Ve yine bilincim kapandı ve derinliklere daldım gibi bir şey söylüyor. Bu Türkçe farklı bir şekilde çevrilmesi lazım o cümlenin. Cümleyi yeniden baştan yazmak lazım. Çünkü biliyorsunuz İngilizce'deki kalıpların hepsi Türkçe'de yok. Sıfatların, zarfların, isimlerin, yüklemlerin. Sabaha kadar oyun oynadım ve sonra markete gitmeye karar verdim. Sonra yakışıklı, şaşalı kıyafetlere, ayakkabılara ve pahalı bir arabaya sahip birini gördüm. Öyle birinin olmasına imkan yoktu. Sonuçta çok gecekonduya benzer, işte yıkık bir apartmanda yaşıyordu ve sahip olduğu tek şey gururuydu, onuruydu. Çünkü ne düzenli bir işi ne de parası vardı.
Ama gösteriş yapmayı seviyordu, kendini buna zorluyordu. Sabahtan öğleye etrafta kutular taşır, mobilyalar taşırdı işi için. Ve geceleri de bir barda çalışır ve büyük bira bardakları servis ederdi. Ama bununla bile yeterli paraya sahip olamıyordu. O yüzden anasından babasından alırdı gibi bir şey söylüyor galiba. As that fantasy played in my mind in front of a convenience store, I started to feel bad. O yüzden gözümün önünde o manzara canlanınca, o olay gerçekleşince kötü hissettim. Kendi hakkımda. Bu tiyatrolar gitgide daha da anlamsız hale gelmeye başlıyor. Vücudumu kıpırdatamıyorum. Daha önce bu hiç olmamıştı. Uyanığım ama vücudum, bedenim o kadar ağır ki kımıldayamıyorum. Ve ayrıca çok soğuk. Öylesine soğuk ki vücudumun her yerinin uyuştuğunu hissediyorum. Ama üzüm kulesine gitmeliyim. Eğer gitmezsem ve monokuma tai chi yapmazsam herkes acı çekecek. Bir şekilde kalan zerre enerjimle yataktan çıktım. Saat kaç? İnanılmaz bir şekilde bitik düşmüştüm açlıktan. Ve ağır bedenimi salona atmayı başardım. Bir dakika, dayım arıyor. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aa, 7'ye 5 var. Gerçekten o aktiviteye katılıp enerjimi daha fazla sarf etmek istemiyorum. Ama eğer monokumanın kuralını görmezden gelirsem, herkesin başı derde girecek, sadece benim değil. Ve... Pardon. Ve zaten şikayet edecek enerjim de yok. Hadi üzüm kulesine gideyim. Gidelim bakalım. O patlama neyin nesiydi acaba? Direkt şeyle gidemez miyim ya, haritayla? Aman kim uğraşacak ya, değil mi? Hemen inelim. Yalnız merdivenden de yavaş iniyor ya. Ağlayacağım. O kadar bitap düşmüşler ki. Aa! Ha, demek ki bununla karşılaşmamız için haritayı kullanmamamız gerekecekti. Aa, Hazime günaydın. Sen niye bu kadar enerjiksin? Sonya, bayağı enerjik görünüyorsun. Hayda, bir sıkıntı var. Komik olan ne? Ah Hazime. Ne zaman yüzün Mont Blanc'a dönüştü? Hayır, enerjik falan değil. Şu an çok tehlikeli. Hayır. Köşeye geçebiliriz. Belki de senden bir parça alırım ha. Ama karnın ağrır. Aa, burada da çok sevimli bir kek var. Ben kek falan değilim. Ben Chiaki'yim. Abi kafayı yemiş. Chiaki. Üzüm kulesine mi gidiyordun? Evet, zamanı neredeyse geldi. Hadi acele etmezseniz geç kalacağız. Evet, haklısın. Abi Sonya kafayı yemiş, geçmiş olsun. Bu arada videoyu çekecek en kötü zamanı seçmişim. Mesajlar gelip duruyor. Bildirimleri kapamayı unutmuşum. Telefonu mikrofonu olarak kullandığım için az önce kestiğim yerde, tabii kesmeyi unutmadıysa, telefonun sesi size gelmiş olacak. Umarım konuşamadım. Hadi, rahatlayacak zamanımız yok. Acele edelim. Haklısın. Daha fazla sizlerle konuşamıyorum. Diyaloğa girip zaman kaybetmek istemiyorum ben de. Evet, şimdi tuşa basacağım. Tuşa bastığımda önümdeki kapı bir anda açıldı. Ve çok ani oldu. Bu doğru. Her zaman ani olmuştu. Kesin bir ceset göreceğiz, değil mi? Kedere açılan kapı her zaman aniden açılır. Hayır. Hayır. Ne komaru. Oğlum daha yeni geldin ya. Mavi kan. Kapının öbür tarafında arkadaşımın kalıntılarını görmüştüm.
Ezan da tam vaktinde girdi he. Gerçi Sela olsaydı daha otururdu sanki, değil mi? Ölümcül hayat. Bölümün isminden de anlamalıydık ne kumarın öreceğini. Ding dong dong ding. İyi de bu biz bu duyuruyu nasıl duyuyoruz? Ekran falan var mı çevremizde? Bir vücut, bir ceset keşfedildi. Pekala. Bir süre geçtiğine göre... Pardon. Bir süre geçtikten sonra sınıf duruşması başlayacak. Bütün vücudum şiddetle kasıldı ve titredi. Kalbim gitgide daha da hızlı atmaya başlamıştı ve kanımın bütün damarlarımda hızla aktığını hissedebiliyordum. Dişlerim korkuyla titriyordu. Bu da ne böyle? Sonunda konuşabildiğimde bile sesim o kadar az çıkmıştı ki ben bile zor duymuştum sesimi. Neden? Bu neden oldu? Bir dakika, ezanın bitmesini bekleyeceğim ya. Evet, devam ediyoruz. Bu neden oldu? Çok garip. Sonunda bize katılmıştı, bize dönmüştü. Eğer bu bir kabussa, lütfen hemen uyanayım. Uyandırın beni. Bunu başka şekilde anlatamıyordum, açıklayamıyordum. Ne kumaru? Bu bir yalan değil mi? Durumumuzu düşününce ve ceset keşfi duyurusunu duyunca, ne yazık ki başka bir cinayet daha oldu. Bunu anlayabiliriz yani, kesin. Cinayet olduğu kesin diyor. Cinayet. Evet, bu doğruyu, bu gerçeği inkar edemem ama neden? Yani ağzımdan çıkan kelime yine bu oldu her zamanki gibi. Hey, ne oldu? Aha, en çok bu yıkılacak. Akane! Çekil! Çekil dedim! Akane beni kenara itti ve hemen Nekomaru'ya koştu. Neden? Neden Nekomaru? Neden yine ölmek zorundaydın? Aga be, kahretsin. Sana... Borcumu ödeyemedim. Geçen seferki yardımını sana geri ödeyemedim. Kahretsin. Ah, bu çok fazla. Neden ne kumarı ölmek zorundaydı ki? Tamam, görünüşü falan farklıydı belki ama yine de yanımıza dönmüştü. Neden? Neden sürekli böyle oluyor? Ne kadar durdurmaya çalışırsam çalışayım, sonuç hep aynı. Bu benim durduramayacağım bir şey mi yoksa? Hey, ne kumarı öldürüldü değil mi? Yani o duyurudan bunu anlamam gerekiyor değil mi? Hey, kim yaptı bunu? Ne kumarıyı kim öldürdü? Birisi sonunda gaza gelmiş. Sen. Hey, sen kimin yaptığını biliyorsun değil mi? Ne kumarıyı kim öldürdü? Hemen bana sinirlenme bakayım. Aslında sinirlenmesi gereken kişi benim. Nekomaru'yu size geri getirebilmek için, ölmemesi için çok uğraştım. Ve katilin kendisini bozmasına izin verdi. Ne kadar aptalca, ne kadar hayal kırıklığı. Belki de birkaç çivisi eksiktir ha? Anlasanıza, hani çünkü robot ya. Ne kumarudan mı bahsediyorsun sen? Akane, sakin ol. Önünü bir ilikle. Şu anki sinirini araştırmada kullansan iyi edersin. Monokuma, ne kumaruyu tamir edebilmenin bir yolu var mı? Eğer kafası bağlı olsaydı onu tamir edebilirdim ama şu durumda imkansız. Ve ayrıca geçen seferki benim hatamdı. Bu seferki aranızdan birinin hatası. Ve onu tamir etmek zorunda değilim bu yüzden. Sanırım ondan bunu istemek zaman kaybı olacak. Bir kez ölen biri ikinci kez geri dönemez. Gerçeklik böyle bir şey işte. O yüzden bu ne kadar can sıkıcı olsa da her zamanki yaptığınız şeyi yapmanız gerekiyor.
Alın size monokuma dosyası. Ve ayrıca bu da benden size bir hediye. Kırmızı fasulyeli ekmek ve süt. Poğaçaya benziyor. Bir sıkıntı çıkmadan cinayet gerçekleştiği için size bir hediye getirdim. Ve ayrıca eğer sizi beslemezsem muhtemelen sınıf duruşmasına kadar dayanamayacaksınız bile. Ne kumaruyu öldüren kişiyi kesinlikle bulacağım. Ve o herifi de öldürdükten sonra sıradaki sensin. Kesinlikle seni paramparça edeceğim. Ve bu yüzden durum ne kadar boktan olursa olsun önce yemeğimi yiyeceğim. Çünkü yemek yemezsem bütün gücümü açığa çıkaramam. Haklısın. Eğer Mekamaru'nun intikamını alacaksak enerjimizi geri kazanmamız gerekiyor. Kahretsin, yemek yiyeceğim. Sen de acime hadi. Haklısın. Uzun zamandır bir şey yemek için bekliyordum. Bir şey yemeyi bekliyordum. Kahretsin. Tekrar yediğim bu anda bu kadar kötü hissedeceğimi, bu kadar berbat hissedeceğimi tahmin etmiyordum. Yavaş yavaş yiyin. Karnınız ağrırsa maazallah dikkat edin kendinize. Sessiz bir şekilde yemeğimizi yedik. Ve yavaşça kanım tekrar düzenli bir şekilde akmaya başlamıştı. Ve uyuşmuş vücudumun enerjisini geri topladığını hissettim. Huh. Görünüşe göre enerjinizi geri kazandınız. Peki bakalım, acele edin de başlayın şu işe. Halledeceğim bu işi. Katili ve seni kendi ellerimle alt edeceğim. Tamam, başlayalım başlamasına ama diğerlerine ne oldu? Bayağı geç kaldılar. Çilek evindeki elemanları, oğlanları mı diyorsun? Şimdi sen bahsedince aklıma geldi. Gerçekten burada kimse yok. Bu garip işte. Sonuçta Monokuma Taiichi için Üzüm Kulesi'ne gelmeleri gerekiyordu. Bu kabul edilemez işte. Hepinizin Monokuma Taiichi'yi ekmesini beklemiyordum. Hatta dürüst olmak gerekirse bu beklentilerimin de ötesindeydi. Neyse, olan oldu bakalım. Yapacak bir şey yok. Herkes mi ekti? Ama biz geldik. Bu herkes bizi de dahil ediyor mu? Çünkü Monokuma'nın cümlesinde sarıyla yazılan bir yer vardı ki o da All of You kelimesiydi. Daha doğrusu kelime öbeğiydi. Yani biz geldik. Çok saçma. Saati mi yanlış gördük acaba? Pekala, araştırmanızı yapın bakalım. Sınıf duruşmasında görüşmek üzere. Bir şey duyuyorum. Ne duyuyorsun? Yoksa bu Nekomaru olabilir mi? Tabii ki hayır. O öldü. Neyse. O ses hakkında düşünecek zaman değil. O ses mi? Neden bahsediyor acaba? Ben bir şey duymuyorum. Peki ya Gandem ve diğerleri? Sizce de onları buraya çağırmalı mıyız, çağırmamalı mıyız? Zaten yakında buraya gelecekler. Onlar hakkında endişelenecek zaman değil. O haklı. Zaten duyuruyu duymuş olmaları gerekiyor. Yakında gelirler. Belki de... o zaman araştırmaya başlamalıyız. Evet, haklısın. Yapmalıyım. Bunu yapmalıyım. Bir dakika. Aklımda birkaç teori var. Bir ses duyduğunu söylüyor. Şimdi... Önce aklımdaki şüpheleri söylemek ve şüphelenmediğim isimleri de söylemek istiyorum. Ben dürüst olmak gerekirse Akane'den hiç şüphelenmiyorum. Çünkü her ne kadar genelde böyle oyunlarda işte plot twist, bizi şaşırtacak asıl şey ölen kişi için en çok üzülen kişinin katil olma ihtimali olsa da ben Akane'den hiç şüphelenmiyorum. Çünkü Nekomaru kendisi için hayatını tehlikeye attı. Bu yüzden o ihtimali kaldırıyorum ama tabii daha sonra da şaşırabiliriz. Hiç belli olmaz. Şu an benim en çok şüphelendiğim kişi Gandem. Çünkü bir ses duyduğunu söylüyor ve ben bu sesin hamsterlardan biri olduğunu düşünüyorum. Hamsterların sesi çok az duyulur. Küçüklüğümde bir hamster beslemiştim. Öyle, ondan dolayı hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Belki de sesleri yüksek de olabilir. Hatırladığım böyle. Devam edelim bakalım.
Önce monokuma dosyasına bakmalıyım. Dördüncü dosya. Ah be Mekomaru. Mekamaruymuş pardon. Kurban Nekomaru Nidai. Yani diğer bir namı değer. Namı diğer mi namı değer mi? Her neyse. Mekamaru diğer bir isimle. Cesedi Üzüm Kulesi'nde keşfedildi. Yani eğlence evinin içindeki Üzüm Kulesi'nde. Kafası feci şekilde hasar görmüştü ve tamir edilmenin de ötesindeydi. O yüzden bu ölüm sebebi olarak sayılabilir. Yani kafasının koparılması. Ve kafasının üstünde bir şey izi var. Darbe izi var, yani kafasına sert bir şeyle vurulmuş. Ondan dolayı da ölmüş olabilir tabi, bilemiyorum. Kollarının ve bacaklarının belli yerleri koparılmış olmasına rağmen aslında bu parçalar zaten çıkarılabilecek şekilde tasarlanmıştı. Ve belli bir etkiyle ayrılmış oldukları görünüyor. Yani zorla çıkarılmış kolları. Baksanıza bildiğiniz kopmuş çünkü. Belli kırılma kısımları falan da var, kabloların kopması gibi. Bu bir yana, onun dışında vücudun belli yerleri de hasar görmüş. Bundan dolayı da birçok özelliği kapanmış vücudun. Kolları ve bacakları çıkarılabilir ve büyük bir etkiden, büyük bir hasarla çıkarıldıkları görünüyor. Bu Nekomaru'nun belli bir aletle mi parçalandığını gösteriyor acaba? Ama onu böyle sökmelerinin, parçalarını ayırmanın bir sebebi mi vardı acaba katilin? Monokuma dosyası 4 eklendi el kitabına. Sırayla konuşalım bakalım. Şu odadaki işlerimizi bir halledelim. Bu Monokuma dosyasında belli bir ölüm saati yok değil mi? Ama Ibuki ve Hyoko öldüğünde de öyle olmamış mıydı? Ha öyle miydi? Ama o ikisi öldüğünde zamanın söylenmemesinin sebebi cinayetin etrafındaki sır perdesini koruması sebebiydi. Yani orada verilmemesinin bir amacı vardı ölüm saatlerinin ve tarihlerinin. Acaba bu vakada da işimize yarayacak bir bilgi mi bu acaba ölüm zamanı? Ve bu arada oyunun sesi çok fazla, odaklanamıyorum çeviriye. Şunu doğrulamak istiyorum. Neyi? Ultimately, is it safe to assume that Grape Tower? Sonuç olarak, Üzüm Kulesi'ni ve Çilek Kulesi'nin aynı bina, aynı yapı olduğunu düşünebiliriz değil mi? Evet, aklımıza gelen tek şey bu. Hatta Chiaki'nin el kitabını koyduğumuzda ve bu deneyi gerçekleştirdiğimizde bile sonuç aynı oldu. Yani Çilek Kulesi'ne açıldı kapı. Yani diyorsunuz ki duvarların renginin değişmesi bir ışıklandırma. Ve yerdeki Usami portresinin farklı olmasının sebebi de bir projeksiyondan yansıtılması. Evet, öyle olmalı. O zaman karar verilmiştir. Bu iki küle, bu iki kule kesinlikle aynı yapı. Ki bu da... evet. Güzel bir noktaya değindi. Ben bunun bu kadar önemli olduğunu düşünmemiştim. Yani suç mahalli hem Üzüm Kulesi hem de Çilek Kulesi. Yani iki evden de erişilebilecek bir yer aslında. Ve bu arada arkadaki çilek kapısı zincirlenmiş. Şimdi dikkatimi çekti niyeyse. Üzüm Kulesi ve Çilek Kulesi aynı yapı. Acaba bunun ne Kumaru'nun ölümüyle bir alakası var mı? Bu da ne? Bir şey mi buldun? Nekomaru'nun cesedinin altında. Hayır bekle. Küçük, taşa benzeyen parçacıklar var. Küçük taşa benzeyen parçacıklar derken, gel bak. Şunlardan çok fazla var. Ve Nekomaru'nun cesedinin altındalar. Ve işin garip tarafı bunlardan vücudun üstünde hiç yok. Tamamı vücudunun altında.
Bunun garip yanı ne? Yani vücudun üstünde olmamasının bir olayı mı var bu parçalardan? Eğer bilmiyorsan sıkıntı yok. Muhtemelen bu önemli olmadıkları anlamına geliyordur. Sen öyle deyince nedense aklıma önemli oldukları hissiyatı geliyor. Ya da içimde önemli oldukları hissiyatı canlanıyor. Aklıma şeyin söylemini getirdi. Nagito'nun. Nagito da bize böyle bir delil getiriyordu. Sence bu önemli midir diye. Biz de değildir herhalde diyorduk. Ha, kesin öyledir ya diyordu o da. Sonra vakada çok önemli bir şey çıkıyordu. Ki eminim bu da Chiaki hayal kırıklığına uğradı biz öyle deyince. Eminim bunun da bir önemi vardır. Çünkü vücut ters çevrilmiş olabilir mi acaba? Bilmiyorum, garip bir olay. İlk kolon yıkıldı o zaman. Ben bunların kolonun parçaları olduğunu varsayıyorum. Kolon yıkıldıktan sonra ceset Nekomaru öldürülmüş olabilir. Kolon parçacıkları bu arada el kitabına eklendi, onu da söyleyelim. Bir şey bulabildin mi? Çok düşündüm be. Anlaşılan bir şey bulamadın henüz. Delile ihtiyacımız var, değil mi? Bir şeyler hatırlayacağım, bekle. Sanırım bu biraz zorlayacak. Ah, evet, hatırladım. Garip olduğunu düşündüğüm bir şey vardı. Bu sabah gerçekleşti. O kadar mı geriye döneceksin? Hadi ama sen de fark ettin değil mi o gürültüyü? Aa, gürültü. Evet, kolunun yıkılma sesiydi bence o. O ses de neydi? Bir deprem miydi? Ama yerin titrediğini hissetmedim. Sanırım çok düşünüyorum. O kadar ağırdı ki uykum ve açlığımı düşünüp duruyordum. Ona rağmen, bunlara rağmen o ses beni uyandırdı. Ve düşünmeden odamdan dışarı çıktım. Ve onu yaptıktan sonra, ne oldu? Hiçbir şey görmedim. Ve diğer başka kimse kendi odasından çıkmadı. Tek çıkan ben olduğum için biraz aptal hissettim. O yüzden odama geri dönüp uyudum. Sonuç olarak o sesin neye ait olduğunu bir türlü bulamadım. Ama aklımın bir köşesinde durdu hep. Şimdi sen deyince fark ettim. Gerçekten garip görünüyor. Acaba o ses neyden gelmişti? Sen de mi bilmiyorsun? Sanırım biraz daha detaylı anlatmam gerekiyor. Odamdan çıktıktan sonra salondaki saate bir bakış attım. Saat 5:30 civarındaydı. Sence bu işine yarar mı bu bilgi? Ben bu gürültü sesinin o kadar erken bir saatte olduğunu... Olduğunu bilmiyordum ya da öyle olduğunu düşünmemiştim. Ama bu sesin olayla bir ilgisi var mı bilemiyorum. Bence kesin var. Ne oldu? O kadar uğraştım, hatırladım. Ne yani? Hiçbir şey söylemeyecek misin? Gerçekten çok işe yaramazsın. Feci halde sinirlendi. Anlaşılır. Bu ifadeyi kullanacağım, merak etme. Sebebini öğreneceğiz. Ölüm sebebini. Kırık kolon. Kolonun üstünde de acayip bir şey var. Ne var acaba? Acaba düşünce mi kırıldı? Sadece o da değil. Kolonun üstünde garip bir sıvı var. Acaba Nekomaru'nun yağı mı? Ve düşen tek kolon bu. Diğeri hala sapasağlam duruyor. Ve ayrıca benim arkamdaki üzüm kulesinin kapısı. Oradaki iki kolon da yerinde. Onlar da düşmemiş. Düşen tek kolonun bu olması garip. Bir anlam ifade ediyor olabilir. Anladım. Ne anladın? Bu kolon kesinlikle cinayet aleti. Katil Nekomaru'yu öldürmek için bunu kullandı. Bu devasa kolonu mu? Evet, sonuçta üstüne böyle bir şey düşseydi yani eminim Nekomaru bile buna dayanamazdı. Evet, bu imkansız olurdu. Sonuçta böylesine ağır ve büyük bir şeyi bir cinayet aleti olarak kullanamayız, değil mi? Hacime, şu taraftan tut bakayım. Ha? Denememiz lazım. Hadi acele et. Pekala. Normalden çok daha ısrarcı. Abi sen de seçeceğin adamı seçtin ha. Burada var ya
Angels bizizdir herhalde. İşe yaramıyor. Kımıldamıyor bile. Sana söylemedim mi? Pekala, eğer böyle olacaksa eğer vücudum buna dayanabilir. 3 kat daha güçlü deneyeceğim. Hayır, cidden. Pes et artık. Kaldıramayacağız tabii ki. İşe yaramıyor. Kımıldamıyor bile. Eğer 2 kişi bu kolunu kımıldatamıyorsa bunu bir cinayet aleti olarak kullanmak kesin imkansız olurdu. Ve ayrıca böyle bir şey kımıldatabilecek burada tek kişi var ki o da Nekomaru. İlginç. Devasa bir çekiç dikkatsiz bir şekilde yere bırakılmış. Bu acaba Monokuma arşivinden alınan bir şey mi? Pek de dikkat etmedim, dürüst olmak gerekir. Şöyle bir girip çıkmıştık. Buraya ait değilmiş gibi görünüyor ve bu yüzden çok göze batıyor. Çok şüpheli yani. Acaba Nekomaru'yu kıran, bozan şey, bozan alet o çekiç mi? Yani o tür büyük bir aletin Nekomaru'ya hasar vermesi gayet muhtemel. Bu çekiç, acaba bu mu cinayet aleti? Ama biraz fazla temiz görünüyor. Yani yepyeni gibi. Ve ayrıca katil bu çekici nereden almış olabilir? Daha önce hiç böylesine bir nesne görmemiştim. Acaba bir yerde mi saklıydı? Güzel bir noktaya değindin. Sonuçta burada market falan yok. Nereden almış olabilirler ki? Acaba son ölü odasındaki alet bu mu? Yeni görünen çekiç. İnceleyebilecek bir şey var mı diye bakıyorum. Şu kapıdaki zincirlere bakalım. Bu da ne? Kapının kolları bir zincirle çevrelenmiş. Sağlam metal bir zincire benziyor bu. Ve her taraftan dolandırılmış ve üzerinde bir kilit de var. Neden böyle bir şey yapılmış ki? Belki de kapıyı anahtarla kilitlemenin bir alternatifidir ha. Eğer durum öyleyse diğer taraftan buraya girilemez ki çilek evinden, mantıken. Sonuç olarak bu kapıdan çıktığımız zaman çilek evine varırız. Eğer kapının bu taraftan kilitlendiğini düşünecek olursak, çilek evi tarafından bu kapının açılması imkansız olur. Ama neden böyle bir şey yaptılar ki? İlginç. Acaba katilin çilek evinden olduğunu düşünmeyelim diye mi? Bence katil öldürdü ne kumarıyı. Sonra kapıyı zincirledi, asansöre bindi ve çilek evine geri gitti. Ben çilek evinden olduğunu düşünüyorum. Kızlardan birini öldürdüğünü düşünmüyorum. Zaten kalmış şurada 3 tane kız. Başka var mı? Başka yok galiba. Aklıma gelmiyor şu an. Oyunda çok az kız kaldı. Gerçi erkekler de azaldı. There are small rock-like fragments underneath Mekamar's body. Ha, seninle konuşmuştuk değil mi? Evet, sen taşları söylemiştin. Ceset inceleme vakti. Projeksiyon inceledik. Kamara'nın cesedi. Çok acımasızca parçalanmış. Öylesine hasar görmüş ki kafası bile yamulmuş. Bu ölümcül bir hasar değil mi? Ama ne Kumaru'nun robot bedeni herhangi bir saldırıya dayanabilecek kadar dayanıklı olmalıydı. Ne Kumaru'nun böylesine hasar görmesi tek bir anlama gelebilir. Ne Kumaru'ya saldıran kişi elinden geleni yapmış onu öldürmek için, hiç geri durmamış. Bunu düşünecek zaman değil muhtemelen. Ben Nekomaru'nun uykusunda öldürüldüğünü düşünüyorum. Hatta üzerinin ve bacaklarının bağlanmasının bir sebebi de bu bence. Uyanırsa karşı koymasın diye. Bunu düşünecek zaman değil muhtemelen ama sanırım Nekomaru gerçekten bir robota dönüştürüldü ha. Bu fikri
alışmaya başlamıştım aslında ama şimdi düşününce gerçekten robotlar çok sıra dışı. Neyse, robot olsa da olmasa da Nekomaru öldürüldü. Önemli olan bu. Gerçekten çok garip değil mi? Garip olan nedir? Eğer onu öldürmek istedilerse sadece kafasını parçalayabilirlerdi değil mi? Neden bütün vücudunu parçaladılar? Belki de bir robotun nasıl öldürüleceğini bilmiyorlardı. Bu yüzden bütün vücuduna hasar vermişlerdir. Aa, o zaman bir ihtimal eleyebiliriz. Kazuichi'yi eleyebiliriz. Çünkü Kazuichi böyle mekanik şeylerden anlayan bir çocuk. Yani Nekomaru'yu nasıl öldüreceğini çok iyi bilirdi o. Kesinlikle eliyorum şu an ben Kazuichi'yi. But they went against Coach Nekomaru. Ama sonuçta karşılarında Nekomaru vardı. O böylesine kolay ölecek bir tip değil. Kesinlikle teke tek kapışmadıklarını düşünüyorum. Ama öyle bir durumda bile kendisini saldırıya açık ve savunmasız bırakmazdı. Haklısın. Gerçekten bu büyük bir gizem. Nekomaru robot olduktan sonra bile çok daha güçlüydü. Yani onu kimin öldürmüş olabileceğini düşünemiyorum. Yine de bu kadar bilgi yeterli değil. Biraz daha detaylı araştırmalıyım bu olayı. Abi oyun çok garip görünüyor ya. Grafiklerini kıstığım için mi acaba? Bir de uzaktan bakınca karakterlerin kağıt gibi görünmesi hala garip geliyor niyeyse. Hoş. Tasarımı seviyorum bu oyunu. Nekomaru'nun boynundan bir şey çıktığını görüyorum. Bu da ne acaba? Evet, bu doğru. Bütün fonksiyonlarımı uyku moduna alan bir özelliğim var. Uyku hastalığım olduğunda bile. İyi geceler tuşuna bastığın zaman, boynumun arkasındaki bu tuşa, zorla uyku moduna sokuluyorum. Belki de katil bu tuşa basmıştır ve Nekomaru'yu uyku moduna sokmuştur. Ama yine de katilin Nekomaru'nun boynunun arkasındaki bir tuşa kolay bir şekilde basma ihtimalini düşünemiyorum. Yani sonuçta gizli bir şekilde arkasına geçecek falan. Yani Nekomaru'ya pusu kurulmuş olsa bile böylesine kolay olmazdı. Uyurken mi yaptı acaba? Afa. Göğsünü inceleyelim. Göğsündeki kapak biraz açık görünüyor. Ama daha fazla açılmayacak muhtemelen çünkü berbat olmuş. Berbat hale gelmiş kapak. Kazuichi burada olsaydı o açabilirdi. Acaba şu an ne yapıyor? Bunu ben de merak ediyorum. Yağı inceleyelim. Nekomaru'nun cesedinden akan bu sıvı. Kokuya bakacak olursak yağa benziyor. Nekomaru'nun kafasından çok yoğun bir şekilde akmış. Çünkü ölümcül hasarın verildiği yer orası, kafası. Bu yağ Nekomaru için insanlardaki kan görevi gördü muhtemelen. Yani bu yağ birikintisini bir kan göleti gibi düşünebiliriz. Ve ayrıca burada bayağı yağ var yerde gerçekten. Bunu temizlemek kolay olmayacak. Hayır, böyle bir şey hakkında endişelenmenin zamanı değil. Temizlikçi olunca ben. Ayak. Kablo. Kabloları inceleyelim. Burada metal bir kablo var. Nekomaru'nun sol bacağına dolanmış. Ve aynı kablodan kolları etrafında da var. Sanki bağlanmış gibi. Ama onu bağlasalar bile... Katil yine de robotik bir Nekomaru ile uğraşmak zorundaydı. Bunu kim yapmış olabilir? Ve Nekomaru'yu nasıl bağladılar acaba? Ve ayrıca bu kablonun ucu bir düğüm haline getirilmiş ama... Bunun amacı ne acaba? Bunun anlamı ne? Çok ilginç gerçekten. Bu arada az önce gösterdiği resimde kopmuş görünüyor o ucu, düğümlenmiş ucu ama şu an baktığımız manzarada ucu kopmamış görünüyor. Çok ilginç. Sanırım şimdilik Nekomaru'nun cesedinde bak
Bakabileceklerim bu kadar. Burada bakacak başka bir şey kalmadı diyor oyun bize. Sanırım şimdilik dikkatimi çeken her şeyi inceledim. Ne oldu? Düşüncelere dalmış gibisin. Şey, son ölü odası. Son ölü odası. Ne diyorsun sen? Neden bir anda ondan bahsettin? Yerdeki çekici düşünüyordum da ve ayrıca arkamızdaki kolları zincirle dolanmış kapıyı ve ayrıca Nekomaru'yu bağlamak için kullanılmış kablo. Bunların hepsi bu binada, bu yapılarda daha önce görmediğimiz eşyalar, değil mi? Ve biz buradan çıkamadığımız bu süreçte ve dışarıdan birinin girmediği ihtimalini de düşünecek olursak, nereye varmak istediğini anladım son ölü odasıyla. Monokuma o odada üstün bir aletin olduğunu söylemişti. Oktagon denen bir mekanda. Evet, oktagon denen yeri bir çeşit silahların ve bir sürü aletin olduğu bir mekan gibi düşünürsek eğer, katil bu aletleri oradan almış olabilir, değil mi? Eğer öyleyse gidip kontrol edelim. Hayır, bu tehlikeli. Eğer oraya gidersen hayatını tehlikeye sokacak bir oyun oynamak zorunda kalacaksın. O zaman bunu ben deneyeceğim. Ha? Ne diyorsun sen? İyi de oranın tehlikeli olduğunu söyleyen sendin. Ah, çok gürültülüsünüz. Odaklanamıyorum bu kadar seste. Kusura bakma. Hayır, sizden dolayı değil. Yani araştırmaya başladığımızdan beri kulağımı rahatsız eden bir ses var. Çınlama sesi. Şimdi aklıma geldi de, evet, o sesten bahsetmiştin sen, değil mi? Akane, ne çeşit bir ses bu? Yani nasıl desem, böyle kulağımı cırmalayan, yüksek tonlu bir alarm sesi gibi. Muhtemelen üst katlardan geliyor. Acaba olabilir mi? Gidip şu sese bir baksak iyi olur. Ha, siz gidip bakacak mısınız? Peki, herhalde siz gidin, ben burada kalacağım. Ben de burada kalacağım. Lütfen dikkatli olun. Sonya iyi ama sen niye, hani Sonya'nın kalmasını anlarım ama sen niye gelmiyorsun Akane? O ses biraz sinir bozucu ve ben de buradan pek ayrılmak istemiyorum. Hacım, sıkıntı yok, bence ikimiz gidebiliriz. Hadi. Akane burada kalmak istediğini söyledi. Ha? Anladım. O Nekomaru'nun yanından ayrılmak istemiyor. Farkında mı bilmiyorum ama hadi gidelim Hacım'e. Tamam, sen öyle diyorsan. Hadi gidelim bakalım. Dıptıs çıktıs, dıptıs çıktıs. Konuşalım. Buraya geldiğimize göre, evet, kesinlikle bir şey duyabiliyorum. Üst kattan geliyor gibi ama ne olabilir ki acaba? Hemen bakalım. Harbiden şimdi ben de duyuyorum. Şu mu acaba? Sonuçta altında bir alarm sistemi var. Telefon mu çalıyor yoksa? Evet, telefon çalıyor gibi görünüyor ve çok gürültülü. Telefon mu? Sanırım cevaplasak iyi olur. Çok heyecanlandım, acaba kim açacak? Bir bakalım. Ahizeyi kaldırıp çilek tuşuna basmam gerekiyor, değil mi? Sonunda cevapladın. Bu ses. Sen misin Fuyiko? Ne kadar zamandır çaldığımızı biliyor musun sen? Hiç kimse açmayacak diye çok endişelendik. Ne yapıyorsunuz? Çilek evinde misiniz hala hepiniz? Evet. Oraya gelmek istesek bile gelemiyoruz. Birisi kahrolası asansörü bozmuş. Kımıldamıyor bile. Ve ayrıca çilek evinden o tarafa gelemiyoruz. Çünkü kapı tuşu da bozulmuş. Yani anlayacağın, burada kala kaldık. Demek sadece asansör değil, aynı zamanda üzüm kulesine, üzüm kapısını açan, üzüm kapısını diyorum, üzüm kulesinin kapısını açan tuş da bozulmuş ha. Çok ilginç ya abi, katil baya zahmet etmiş yani. Hey, dinliyor musun sen beni? Evet, dinliyorum. Her neyse, çilek evinde herkes güvende değil mi? Evet, güvendeyiz ama
Ekomar'ı bulamıyoruz. Sen bir haberin var mı? Duyuruyu duymadılar mı yoksa? Ceset keşfi duyurusunu duymadınız mı? Demek o ses onundu. Kahretsin, neden de Kumar öldü? Daha yeni gelmişti. Nerede öldürüldü? Üzüm Kulesi'nde. Bu sabah gittiğimde o... Anladım. Üzüm Kulesi demek. Eğer Çilek Kulesi'ne açılan kapı bozulmuş olmasaydı kuleye girerdik ve... Kahretsin, demek ondan dolayı. Demek katil asansörü ve o kapıyı bozdu ki herkesi ayırabilsin diye ve düzgün bir araştırma yapmamızı engellemek için. Kahretsin o şerefsiz. Peki ya diğer yol? Yani bu tarafa gelebileceğiniz bir yol var mı? Sanırım bu işi Kazuichi'ye bırakacağız. Asansörü halledebileceğini söyledi. O şu an tek umudumuz. Oğlum koruyun lan onu. Evet haklısın. Ve ayrıca... Şimdi açığa çıkmazsa ne zaman çıkacak ki? Kazuichi'nin dediğine göre parçalar olmadan Çilek Kulesi'ne açılan kapıyı tamir edemeyeceğini söylüyor. Ama asansöre bir şeyler yapabileceğini söyledi. Bekliyor olacağız. Siz iyi olur musunuz yani? Sıkıntı olmaz değil mi? Evet. Kazuichi asansörü tamir ettiğinde oraya doğru yol alacağız. O zamana kadar bu işi size bırakıyoruz. Demek arama Çilek evinden geldi ha? Evet. Oradakiler bu tarafa gelemiyor çünkü asansör bozulmuş. Bunu katilin yaptığına şüphe yok. Diğerlerinin cinayet mahalline gelmesini engellemeye çalıştı. Ve asansör çalışmadığı için onlar araştırma yapamayacaklar. Sadece bu kadar da değil. Bir sebepten dolayı Üzüm Kulesi'ne açılan kapı da bozuk. Şey mi? Kapı tuşu mu? O zaman o kapı iki taraftan da erişilemez durumda değil mi? Çünkü şunu kastetmeye çalışıyor. Hadi diyelim tuş bozuk. Bir de bizim taraftan da kapı zincirlenmiş bir halde. Yani anahtarı bulmadan kapıyı bizim taraftan açamayacağız. Tuşu tamir etseler bile. Evet, durum öyle görünüyor. Neden katil iki taraftan erişilemez hale getirdi ki kapıyı? Emin değilim ama kesinlikle bu olayda garip bir şeyler var. Evet, bunu daha detaylı, daha ayrıntılı bir şekilde incelemek isterdim ama eğer bu tarafa gelemiyorlarsa biz de o tarafa gidemeyeceğiz. Ki bu da şimdilik son ölü odasını inceleyemeyeceğimiz anlamına geliyor. Zaten oraya gitmeni çok istemiyorum ama evet, dediğin gibi şimdilik öyle bir şey yapmak imkansız. Ve Kazuichi şu an asansörü tamir etmekte. Yapabileceğimiz tek şey onun için dua etmek. Haklısın. Ama Monokuma beklemeyecek. Ve ayrıca sınıf duruşması için çok zamanımız kaldığını düşünmüyorum. Umarım Kazuichi yakında tamir eder. Yoksa... bu sıkıntı işte. Gerçekten sıkıntılı bir durum. Elimizde çok az delil var. Bir de düşünsenize hemen başlıyormuş. Hey. Sen dinliyor musun? Oy Kura. Hey, dinliyor musun dedim. Ah. Nagito, seninle konuşuyorum. Ha? Takuyo. Ha deyip durma. Dinlemiyormuşsun işte. Ha, üzgünüm, düşünüyordum. Abi Nagito olarak oynayacağız. Ay çok güzel. You're probably thinking of something messed up, weren't you? Muhtemelen berbat şeyler düşünüp duruyordun ha. Yo yo, dinliyordum gerçekten. Ne kumar öldürüldü dedin değil mi? O zaman o yapılan duyuru onunla alakalıydı. Aramızdan onca kişinin arasından ne kumar öldürüldü. Ve yanımıza gelmek için de o kadar uğraşıldı. Kahretsin. Gerçekten ikinci kez öldürülmek çok kötü olsa gerek. Ne talihsiz bir adam. Evet, oradaki durumu biliyoruz artık ve sizce de gidip asansörü tamir etsem mi? He? Biraz beklersiniz diye düşün.
Ha pardon. Biraz bekleyebilir misin? Diyor Nagito. Onu yapmadan önce bence şey yapmalıyız. Monokuma dosyasını almalısınız değil mi? Aa, geldi. Olayın gerçekleştiğini duymuşsunuzdur. Bunu size getirdim o yüzden. Kırmızı fasulyeli ekmek ve süt. Ve ayrıca bonus bir eşya. Monokuma dosyası. Hadi bakalım açlığınızı yatıştırın ve araştırmak için elinizden geleni yapın. Neden monokuma dosyası bonus bir eşya olarak verildi ki? Harbiden çok saçma. Her neyse dostum, hadi yemek yiyelim. Önce yemek yemeliyiz. Haklısın. Siz yiyin, tamam mı? Ama yerken beni bir dinleyin bakayım. Ne diyeceksin? Şey, ne yapmamız gerektiğini düşünüyordum ve size bunu anlatmak istedim. Katil sağ olsun, cinayet mahalline gidemiyoruz bile. Kazuichi asansör tamir edene kadar beklememiz gerekecek. Doğru. Bundan katilin sorumlu olduğu apaçık ortada. Ama büyük bir hata yapmış gibi görünüyor. Çünkü umudun sembolleri, umudun simgeleri böylesine küçük bir şeyden dolayı geri duracak değil, vazgeçecek değil. Sonuçta buradaki hiç kimse kollarını öylece bağlayıp oturup sınıf duruşmasının başlamasını beklemeyecek. Bu sınıf duruşmasını hazırlamak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor, değil mi? Evet, öyle. Biz de kendimizce bir araştırmaya başlasak iyi olur. Ama ne yapacağımız çok belli değil gibi duruyor. Sizce de bu kabul edilebilir mi? Eğer ciddi tarafımı, ciddi yanımı gösterirsem, bu iş çocuk oyuncağı... Çocuk oyuncağından da öte olacak gibi bir şey diyor. Yani hallederim bir çırpıda diyor. Ciddileşirsem, ah çok mutluyum. Siz çocukların, bu çocukların en başından beri gaza geleceğini biliyordum. Yine umuttan bahsediyor. İçinden bile bunu düşünüyor ya, ağlayacağım. Ah ne kadar güzel. Arkadaşlarım kederle boğuşuyor olsalar da içlerinde bir umut kırıntısı veya yüzlerini umuda döndüklerini görebiliyorum. Ah, o kadar güzel ki. Gerçekten bu cinayeti siz çocuklarla araştırmak benim için büyük bir onur. Bundan daha büyük bir onur olamaz diyor hatta. O yüzden Nekomaru'nun böylesine bir umudun yapı taşı olmasını en içten şekilde takdir ediyorum. En içten kalbimle minnettarım Nekomaru'ya. Yine de acaba bu vakada kimin tarafında olsam? Katilin mi yoksa sizin mi? Bu vakanın gizemine düzgün bu vakanın gizemiyle düzgün bir şekilde yüzleştiğimden emin olmam gerekiyor. Eğer doğru umudun kimin tarafında olduğunu öğrenirsem tabii ya da öğreneceksem. Yani doğru umut kimin tarafındaysa onun tarafında olacağım diyor, anlayacağınız. Hey çocuklar. Why don't we try arranging the sequence of events in this case? Neden olayların sırasını düşünmüyoruz? Yani durumumuzu daha iyi anlayabilelim diye diyorum. İtiraz yok. Hadi yapalım. O zaman bu sabah olan şeye bir bakalım. Asansörü kullanmaya çalıştık. Yani Monokuma Taiichi'ye gitmek için. Değil mi? Evet, üzüm kulesinde, daha doğrusu üzüm evinde kaldığımız için, üzüm kulesine gitmek için asansörü kullanmamız gerekiyordu. Ki üzüm evine gidip oradan da üzüm kulesine geçebilelim. Ve biz bunu saat 7'den önce yaptık. Yani Monokuma Taiichi'ye çok az kalmıştı. Evet ve asansörün bozuk olduğunu görünce çok panikledim. Bir şey yapamayacağımız olduğu için, yani elimiz kolumuz bağlı olduğu için üzüm koridorundan girmeye karar verdik, denedik. Ama oraya vardığımızda da kapıyı açan tuş bozuktu.
Ve bu yüzden kuleye giremedik anlayacağınız. Ve Fuyiko da üzüm evindeki telefonu aramayı teklif etti. Bu sabah bunlar oldu. Söylemem gerekiyor ki gerçekten şaşırdım. Asansörün bozuk olacağını düşünmemiştim. Ama Nekomaru üzüm kulesine nasıl gitti acaba? Bunlar da katil içlerinde değilmiş gibi düşünüyorlar. Evet, bence asansör bozulmadan önce gitti. Peki bu ne zamandı? Aptal. Bunu bilseydik o kadar zor olmazdı değil mi bu iş? Hayır. Bence üzüm kulesine ne zaman gittiğini bilebiliriz, öğrenebiliriz. Ha, cidden mi? Bence gün doğumu civarındaydı. Çünkü onun birinci kata indiğini o arada gördüm. Ne yani? Nekomaru'nun üzüm kulesine gittiğini kendi gözlerinde gördün mü? Güneş ne zaman doğdu? O gürültüden önce mi? Gürültü sesi mi? Ha, hatırlamıyor musun? Koridordaki saat çalmaya başladıktan sonra bir gürültü sesi duyduk. Saat mi çaldı? Onu da mı fark etmedin, cidden mi? Çok gürültülüydü bu sesler. Aa, bu garip. Anlaşılan sesleri aynı şekilde duymuyoruz. Aynı dalga boyutunda değiliz gibi bir şey söylüyor. Neyse, yapacak bir şey yok. Benim gibi çöp parçası biriyle aynı sesleri duyacak değilsiniz zaten. Yani sizinle asla aynı olamam gibisinden bir şey söylüyor. Kendini yine aşağılıyor. Ve bu arada bu doğru galiba. Her insan farklı ses aralıklarını duyuyor olabilir. Çünkü bazen evde telefon çalarken ben duymayabiliyorum. Kardeşlerim falan duyuyor. Var böyle bir şey muhtemelen. Looks like this is leading to an interesting development. Bu garip bir gelişme. İlgi çekici bir gelişme işte. Evet, 45 dakikamız doldu. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.